Selam, ben Kıvanç Çökten. Benim hayatım Hollywood filmi izleyerek geçti ve Hollywood'dan öğrendiğim tek bir şey varsa o da şudur. İlk bölüm tuttuysa hemen devamını çekeceksin. İlk bölümü izlemeyenler için konseptten hemen kısaca bahsedeyim. Instagram hesabımdaki takipçiler kısmına giriyorum. Buradan profili açık olan hesaplardan 10 kişi rastgele seçiyorum. Ve onları hem Türk vücut geliştirme severlere tanıtmış oluyorum hem de onların fizikleri hakkında kendimce yorumlar yapmış oluyorum. Burada amaç birlikte kurduğumuz bu platformu 2 seneden biraz daha uzun sürede neredeyse 20 bin aboneye toplam 5 milyon izlenmeye ulaştırdığımız platformu sizlere geri vermek için kullanmak. Bu geri vermekten kastım nedir? Siz birebir veya uzaktan eğitim veren bir koçsanız işlerinizin artmasını sağlayabilir. Yarışmacıysanız bir sponsor firmanın size yaklaşmasını sağlayabilir. Veya en basitinden benim gibi hobi amaçlı ağırlık kaldıran biriyseniz belki takipçi sayınızı arttırarak sizin motivasyonunuzu yükseltebilir. Hadi bakalım bu haftanın 10 kişisi kimmiş hemen görelim. İlk konuğum Gökhan Demirci. Gökhan aslında ilk video için benim kağıda adını not aldığım isimlerden biriydi ama Gökhan Demirci yerine Okan Demirci yazmışım. Sonra geri dönüp takipçiler arasında aradığımda bulamadım haliyle. Neyse kısmet ikinci bölümeymiş. Gökhan görüldüğü üzere bir men's fizik yarışmacısı. 2021'de kendi boy grubunda ikinci olmayı başarmış Türkiye şampiyonasında. Kendisi Ordu Ünyeli bir sporcu. Bu normal durduğu fotoğrafa baktığınız zaman sanki dar bir fiziği varmış gibi duruyor. Ama poz vermeye başladığı zaman vücudu resmen bir hayata geri dönüyor, canlanıyor gibi duruyor. Bence kendisi uygun kategoriyi bulmuş. Bence men's fizik kategorisi Gökhan'a çok yakışmış. Özellikle poz verme konusunda çok başarılı. Ben baktığım zaman fiziğine Gökhan'ın herhangi bir eksik göremedim gözüme batan. Bence şimdiye kadar bu hale gelmek için ne yaptıysa aynısını yapmaya devam etmeli. Eminim ki sonuç son derece iyi olacaktır. Yahya Çınar, kıyafetliyken fark edemediğin ama soyunduğu zaman o paramparça fiziğiyle insanı şaşırtan tipte vücuda sahip gibi duruyor. Kendisi İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde yazılım mühendisliği okuyormuş. Yahya'nın en çok dikkatimi çeken özelliği Arnold'un meşhur ettiği ve vermesinin çok zor olduğunu bildiğim 4'te 3'lük sırt pozlarını çok başarılı bir şekilde icra edebilmesi. Yahya 2022'nin Eylül ayında Gençler Klasik Fizik kategorisinde ilk yarışmasına çıkmayı planlıyormuş. Gördüğünüz gibi zaten yağlanmakta ve kilo almakta zorluk çeken bir vücut tipi var gibi duruyor. O yüzden büyümesi biraz uzun zaman alabilir ama kesinlikle pes etme Yahya, hayallerinin peşinden koş. Annesinden klasik fizikçi olmak için doğduğu çok belli olan Efe Baştürk ile devam edelim. Kendisi 2021 Gençler Vücut Geliştirme'de -75 kilogram üçüncüsü oluyor Türkiye'de. Sonra Romanya Muscle Fest'e gidiyor amatör ayağına ve orada kendi boy kategorisinde 7.lik elde ediyor. Klasik fizikle ilgili konuştuğum videolarda hep X görüntüsünden bahsederim. Bu nedir? Kollarını havaya kaldırdığınız zaman ince bel, geniş kanat ve dış kısmı yani vastus lateralis'i iyi gelişmiş quadricepsler sayesinde o ortaya çıkan X görüntüsü. Efe'de bu görüntünün kralı var. Pumping Iron filminde Arnold şöyle bir şey söyler. Ben vücudumun bir yerini büyütmek istiyorsam simetriyi ve orantıyı bozmamak adına vücudumun geri kalanı da aynı şekilde büyümeli der. Bence Efe'nin de yapması gereken bu. Asla simetrisini, orantısını, estetiğini bozmadan tüm vücudunu, tüm kas gruplarını eşit bir şekilde ve acele etmeden büyüterek yoluna devam etmeli. Efe ilk bölümde Nihat Kaya diye biri vardı, bir genç vardı 18 yaşında. Onun için vücut geliştirme kategorisinin geleceği olabilir demiştim. Çok açık ve net söylüyorum. Sen de Türkiye'nin klasik fizikte geleceği olabilirsin. Şunu herkes iyi bilsin. Bizim o Brezilyalılardan, Ramonlardan, Diego'lardan kesinlikle eksiğimiz yok. Bir gün biz de aynı Brezilyalılar gibi bu sporu domine eden ülkelerden biri olacağız. Bunu herkes kafasına kazısın. Uğur Yılmaz kendisi 2 kez Türkiye'de klasik fizik şampiyonluğu elde etmiş. IFBB'nin dünya şampiyonasında da 6.'lığı olan tecrübeli bir vücut geliştirme sporcusu. Uğur'un fiziğine baktığınız zaman alt vücudu, özellikle de quadricepsleri inanılmaz dominant gözüküyor fiziğinin geri kalanına göre. Ama vücut geliştirmede bir de alt-üst vücut orantısı diye bir gerçek olduğu için bazen bir bölgenin aşırı iyi olması da aslında fiziğin genel anlamda zedeleyebiliyor.
7 kez 212 pound olimpiya şampiyonu olan Flex Lubis kariyerinin başında böyle bir problemle karşı karşıyaymış. Alt vücudu çok ilerideymiş. O ne yapmış? Üst vücudunu geliştirebilmek için aylarca haftada birkaç set yaptığı leg extension hariç hiç bacak çalışmamış ve o sırada çok daha dengeli bir fiziğe ulaşmış. Benim de dışarıdan bakan bir göz olarak Uğur'a verebileceğim tek tavsiye bu olabilir. Çünkü şu gerçek ki bazen bir adım ileri gitmek için iki adım geri atmak gerekiyor. Trabzon'dan Burhan Öztürk, kendisi Trabzon'da personal trainerlık yapıyor. 2020 yılında Gençler Men's Physique dördüncüsü olmuş. Zaten baktığınız zaman 2020'den bu yana çok ciddi bir kas kütlesi eklediği rahatlıkla görülebiliyor. Kendisinin en iyi bölgesi bana göre son derece iyi gelişmiş ve detaylı olan sırtı. Benim görebildiğim tek zayıflık sanki omzuyla kolu arasında yeterince net ve derin bir ayrım yok gibi duruyor. Ben onun yerinde olsam daha fazla yan omuz bölgesine ağırlık veririm. Çünkü bence men's fizik kategorisi için biraz daha yuvarlak omuz başlarına sahip olması lazım. Can Aydoğan'ın 80'li 90'lı yıllarda yayınlanan Alman Sport Revü dergisinden fırlamış gibi bir havası var. Bana acayip derecede Barry DeMay, Matt Mendenhall gibi sarışın ve kalıplı vücutçuları hatırlattı. Can'ın fiziğine baktığınızda kesinlikle vücudun lokomotifi kollar, göğüsleri ve omuzları da son derece başarılı. Benim gözüme çarpan en büyük zayıflıklar genel olarak quadricepsler, özellikle iç ve dış kısımları, kanat genişliği ve arka bacak. Sıradaki konuğumdan sadece Mert diye bahsedeceğim çünkü soyadını yazmamış. Mert, omuzların o kadar iyi gelişmiş, o kadar öndeler ki yandan göğüs pozunda kollarını, arkadan çift biceps pozunda sırtını yutmuş durumdalar. Bence artık bu bölgeyi muhafaza moduna al ve üst vücudunun diğer bölgelerine yoğunlaşmaya bak. Bence şu anda vücudunun en zayıf noktası kolların, hazır yaşın gençken, hazır hormonların tavanken sanki hayatın ona bağlıymışçasına kollara asıl, yoksa ileride çok geç kalabilirsin, asla yetiştiremeyebilirsin. Oğuzhan Kalyoncu, kendisi Yalova'daki Enerjim isimli spor salonunda personal trainerlık yapıyor. 2020'de Türkiye Şampiyonası'nda Gençler Men's Physique üçüncüsü olurken 2021'de bir sene sonra IFBB Diamond Cup'a çıkmış ve ikincilik elde etmiş. Oğuzhan'ın fiziğine baktığınız zaman köprücük kemiklerinin dar olduğunu fark edeceksiniz. Bu özellik Larry Scott ve Phil Heath'te de vardı ama onlar bu yapısal zayıflığın üzerinden devasa deltoidler inşa ederek geldiler ve ikisi toplamda 9 Mr. Olympia kazandılar bilindiği üzere. O yüzden Oğuzhan bence omuz başlarını ne kadar büyütürse o kadar iddialı olacaktır yarıştığı kategoride. Onun dışında bence Oğuzhan'ın fiziği son derece komple. Anladığım kadarıyla paylaşımlarından bir ay sonra bir yarışması var tekrar. Kendisine buradan başarılar diliyorum. Onur Yıldız, kendisi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi. Daha önce men's fizik kategorisinde bir yarışma deneyimi olmuş. Şu anda da aslında Onur bir hazırlık sürecinde 73 kilogram olarak startı vermiş. 3 ay sonra 69-70 kilogram civarında podyumda olmayı hedefliyormuş. Hangi kategoride yarışacak bilmiyorum ama klasik anlamda vücut geliştirme pozları verdiği fotoğraflara baktığımız zaman bence bu pozlar onun fiziğine daha çok yakışıyor. Vücudu daha geniş oluyor, daha açılıyor gibi ve bence tartıdaki sayıdan çok daha ağır gözükmelerini sağlıyor. Bacakları yandan ve arkadan ne durumda şu anda bilemiyorum tabii ki. Ama bence bir sonraki yarışmada olmasa bile eğer daha ileride yarışmacılığa devam etme hayali varsa gelecekte kesinlikle klasik fizikte veya vücut geliştirmede şansını denemeli diye düşünüyorum. Son olarak Almanya Regensburg'dan 19 yaşındaki Muhammed Barı'ya bakalım. Muhammed'in sanki 2 dakika sonra ringe çıkıp kavgaya başlayacakmış gibi bir havası var. Anladığım kadarıyla paylaşımlarından sokak antrenmanları ve dövüş antrenmanları yaparak bu fiziği inşa etmiş. Çok başarılı, özellikle yaşına göre gelişimi çok iyi. Benim kendisine verebileceğim tek bir tavsiye var. Eğer ağırlıkla karın çalışıyorsan, eğer yanlardaki oblik kaslarını çok sık çalıştırıyorsan bence artık buna bir son ver. Çünkü zaten belin yapı olarak biraz kalın. Eğer orta bölgeni daha da kaslandırır, daha da kalınlaştırırsan Amerikalıların blocky waist dedikleri o kaba görüntüye sahip olabilirsin gibi duruyor. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.